Mutlu akşamlar. Alpar'da ana haber saati. Türkiye ve dünya gündeminden sıcak başlıkları paylaşacağız. Ama önce bugünün manşetlerine bakacağız. Manşette aşı var. Birleşmiş Milletler etkinliğine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya koronavirüs aşısı ile ilgili durumun vahim bir hal aldığı uyarısı yaptı. Aşıya adil erişim güvence altına alınmadıkça salgının sona ermeyeceğini ve ekonomik toparlanmanın da gerçekleşmeyeceği ortadadır dedi Erdoğan. O çağrı nasıl karşılık buldu? Dünya liderlerinden de aşıya ilişkin önemli mesajlar var. Ayrıntıları konuşacağız. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bugün piyasalara önemli mesajlar geldi. İlk kez kameraların karşısına çıktı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız dedi. Kavcıoğlu politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz mesajını paylaştı. Tüm bu mesajlar hem enflasyon tarafında hem politika faizi tarafında piyasalarda nasıl karşılandı ayrıntılarıyla konuşacağız. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili ortak çıkar alanlarında çalışma kararı çıktığını söyledi. Bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz açıklaması yaptı. Avrupa'dan son durumu da paylaşacağız. Ve bugün satır arasında kalan ama çok önemli bir haber geldi Çin'den. Çin, Hong Kong özerk yönetimindeki seçim kanununda büyük bir değişikliğe gitti. Halk tarafından seçilen milletvekili sayısını 1/4'e düşürdü. Hong Kong'daki meclisin %80'ini Pekin yönetimi artık doğrudan atayacak. Bu ne değiştirecek? Ayrıntılarıyla konuşacağız. Özetler böyle. Çok daha fazlasıyla ana habere başlıyoruz. Bugün dünyanın tüm siyasi tartışmalarının haricinde, tüm ekonomik sorunlarının haricinde en büyük problemi aşı. Bugün Birleşmiş Milletler'e bir video konferans mesajı gönderdi Cumhurbaşkanı ve aslında ne kadar önemli olduğuna aşıya erişimin bir kez daha dikkat çekti. Adil bir dağıtım yapılamazsa aşıda dedi ki şu an itibariyle dünyanın aslında her yerine bakıyorsunuz adaletli bir dağıtım zaten yok. Bırakın onu aşının üretildiği ülkelerde bile aşıya erişilmekte şu an sıkıntı çekiliyor. Dolayısıyla aşıya adil ulaşım sağlanamazsa ne ekonomik toparlanma yaşanır ne de normalleşebiliriz dedi Cumhurbaşkanı. Bununla birlikte tüm dünyanın aynı anda kullanabileceği bir yerli aşı üretmeliyiz çağrısı yaptı. Dünya genelinde halen 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken, diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Oysa aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz. Ekonomik toparlanmanın korumacı refleksler yerine işbirliğine ve dayanışmaya dayalı bir anlayışla yürütülmesi de önemlidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın ilk intranazanal yani burun içinden yapılan koronavirüs aşısının Nisan ayında faz 1 çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Bakan Varank, aşıyı bu yıl kullanıma sunmayı hedefliyoruz dedi. Burundan uygulanacak şırınga tipini de arkadaşlarımız getirmişler. Bir örneğini burada gösteriyorum. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin katkılarıyla Türkiye'nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışması şu anda hızla devam ediyor. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen dünyanın ilk intranazal yani burundan sprey şeklinde uygulanan koronavirüs aşısı bu yıl uygulamaya sokulacak.
İntranazal aşı ile ilgili çalışmalarda gelinen son durumu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra faz 1 denemelerine başlanacak. TİTCK'nın onayını bekliyoruz. Onayımızı alırsak Nisan ayında inşallah insanlı denemelere başlamış olacağız ve tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içerisinde kullanıma sunulmasını da hedefliyoruz. mRNA ve inaktif aşı teknolojilerinden farklı olarak protein temelli tasarlanan aşının virüsün insanlara enfekte ettiği yolu takip ettiği için virüste daha etkin mücadele edeceği öngörülüyor. Firma testler için pilot üretime de başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, aşı çalışmalarının yürütüldüğü Nanografi firmasının Ankara'da kurduğu grafen üretim tesisinin açılış töreninde konuştu. Grafen maddesinin 100 yılın en önemli buluşlarından biri olduğunu söyleyen Bakan Varank, yapılan yatırımın önemine dikkat çekti. Bugün açılışını yaptığımız yatırımla Türkiye grafeni seri bir halde üretebilen 10 ülkeden biri konumuna yükseliyor. Yabancı bir şirketin üretim lisansına bağlı olmadan kendi kaynaklarımızla grafeni üretebiliyor olmamız ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Ya Allah, bismillah. Son dönemde dünyada konuşulan aşı adaletsizliğine bu kez liderlerden bir çağrı var. Tüm dünyada etkisini gösteren virüse karşı liderler salgın anlaşması çağrısı yaptı. Bu pandemi anlaşması nedir? Dünyanın dört bir yanında yayınlanan ortak bildiride herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir mesajı paylaşıldı. Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Asya'dan 24 liderle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ortak mektup kaleme aldı. Salgınlara karşı hazırlık ve mücadele konusunda uluslararası pandemi anlaşması çağrısı yaptılar. Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta Fransa'dan Almanya'ya, İngiltere'den Kenya'ya, Endonezya'dan Romanya'ya kadar dünya liderlerinin imzası yer aldı. Devlet başkanları veya başbakanlarıyla Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs salgınının küresel toplumun 1940'tan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olduğunu vurguladı. Liderler anlaşmanın temel amacının ulusal, bölgesel ve küresel kapasiteleri ve gelecekteki pandemilere karşı dayanıklılığı güçlendiren ülke çapında ve toplumsal bir yaklaşımı teşvik etmek olduğunu söyledi. Salgına karşı birliktelik mesajı verilirken, gelecek nesiller için daha iyi koruma sağlayan uluslararası sağlık sistemi inşa edilmesi için birlikte hareket edilmesi çağrısı yapıldı. Pandemilerin ve sağlık problemlerinin sadece bir an meselesi olduğu belirtilirken, bu tip krizlerin tek başına mücadele edilemeyecek sorunlar olduğunun da altı çizildi. Bildiriyi Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de imzaladı. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'ne küresel aşılama planına öncülük etmesi için çağrı yaptı. Bugüne kadar toplam 144 milyon aşının yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde New York eyaleti için kritik bir karar çıktı. Eyalette 6 Nisan'dan itibaren 16 yaş üstü herkesin aşı olabilmesine karar verildi. Birleşmiş Milletler, ABD'den küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi. Dünya genelinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte aşı seferberliğine hız verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la kritik bir görüşme yaptı. Salgını bitirmek için küresel bir aşılama planına ihtiyaç olduğunu söyleyen Guterres, ABD'den bu plana öncülük etmesini istedi. G20 ülkelerine konuyla ilgili bir teklif götürüldüğünü, ancak AB liderliği olmadan bunun hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Guterres, Trump döneminde radikal bir kararla Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılan Washington yönetiminin tekrar örgüte dönme kararına dikkat çekti. Kararın salgınla mücadelede önemli bir dayanışma göstergesi olduğunu söyledi. Diğer yandan ABD'de aşılama kampanyasında yeni bir aşamaya geçildi. Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden olan New York'ta 6 Nisan'dan itibaren 16 yaş üstü herkes aşı yaptırabilecek. ABD'de şimdiye kadar 93 milyonu ilk doz, 51 milyonu ikinci doz olmak üzere toplamda 144 milyon aşı yapıldı.
Ki dünyada birçok ülkeye de hala aşı gitmemiş durumda. Bu da aslında bu haberin alt metni. Şimdi hastalık kontrol merkezine gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer ve Moderna aşıları bu kez mercek altına alındı. Aşı olanlar üzerinde klinik testler tamamlandı. Her iki aşının da koronavirüse karşı %90 etki gösterdiği açıklandı. Covid-19 aşılarının başarı oranları yapılan araştırmalarla tek tek netleşiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, aşıların koruyucu etkisi üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma kapsamında Pfizer ve Moderna aşısı olan kişiler mercek altına alındı. Raporda her iki aşının da ikinci dozdan sonra %90 oranında etkili olduğu açıklandı. Hem Pfizer hem de Moderna aşılarının neredeyse test çalışmalarındaki kadar güçlü olduğu vurgulandı. Ayrıca raporda aşılama sonucunda ölen olmadığı, sadece iki hastanın yan etkiler sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, bulguların aşı olan Amerikalılara umut olması gerektiğini söyledi. ABD'li ilaç firması Moderna, aşısının etki oranını %94,5, Pfizer ise 95 olarak açıklamıştı. Bazı coğrafyalarda kimi ülkeler hala hiç aşıya ulaşamadı. Ekonomik kriz nedeniyle yıllardır zor zamanlar yaşayan Venezuela'da, işte buna bir başka örnek. Venezuela'da yaşanan kriz nedeniyle virüs aşılarının satın alımında da şimdi zorluk çıkmaya başladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro bir ilginç teklif yaptı. Aşı tedariğinin maddi karşılığını petrolle ödeme önerisi getirdi. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları, 2 yılda 2000 kat artan döviz kuru, yoksulluk ve son olarak koronavirüs salgını. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüs aşılarının tedariği için ilginç bir öneride bulundu. Döviz rezervinin olmaması nedeniyle aşıların maddi karşılığının petrolle verilebileceğini söyledi. Devlet kanalına açıklamalarda bulunan devlet başkanı, tekliflerinin kabul edilmesi halinde ülkenin aşı ihtiyacının %20'sine denk gelecek şekilde 2,4 milyon doz aşı sipariş edebileceklerini dile getirdi. Amerika'nın yıllardır yaptırım uyguladığı Venezuela'da aşılar için gerekli fon yurt dışında dondurulmuş hesaplarda bulunuyor. Ödeme yapılamaması nedeniyle şu ana kadar yalnızca Çin'den 500 bin doz ve Rusya'dan 100 bin doz koronavirüs aşısı sipariş edebildi. Gelelim ekonominin manşetine. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk kez kameraların karşısına çıktı. Göreve geldikten sonra yazılı açıklamalar yaptı ama bugün Şahap Kavcıoğlu'nun kameraların karşısında nasıl bir mesaj vereceği de konuşuluyordu. Merkez Bankası'nın yeni başkanı politika faizini enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz dedi. Sıkı para politikasına ilişkin de önemli mesajlar paylaştı. Sıkı duruşun devam edeceğini ve %5 enflasyon hedefi korunana kadar, hedefe ulaşılana kadar da tüm araçların kullanılacağını söyledi. Enflasyonla kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu net konuştu. Politika faizini enflasyonun üzerinde oluşturmaya devam edeceğiz dedi. Sıkı duruş vurgusu yaptı. İçinde bulunduğumuz dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın 89. hesap dönemi olan genel kurulundan verdi mesajlarını. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarı şeklinde tanımlanmış ve hükümetimizle birlikte belirlenmiş olan orta vadeli enflasyonu
%5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarı vurgusu yaptı. Düşük enflasyonun istikrar için önemine dikkat çekti. Ocak enflasyon raporunda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu %5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Para politikasını sade şekilde uygulamaya devam edeceklerini belirten Kavcıoğlu, ekonomik reformların para politikasını da destekleyeceğini söyledi. Ekonomik reform paketinde öngörülen kazanımların önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi güveni ve istikrarı pekiştirerek hem enflasyonda kalıcı düşüşü hem de sürdürülebilir büyüme için kritik bir öneme sahip olacaktır. Ayrıca 2020 yılında 34,5 milyar lira kar açıklayan Merkez Bankası karından 30,19 milyar lira hazineye aktaracak. Banka 2019 yılı karından ayrılan 5,5 milyar lira ihtiyat akçesini de hissedarlara dağıtacak. Merkez Bankası Meclisi'nde görev süreleri dolan Profesör Doktor Nurullah Genç ve Derya Yücel, hazinenin aday göstermesiyle yeniden Banka Meclisi üyeliğine seçildi. Hazinenin verdiği önergeyle Banka Meclisi üyesi ve aynı zamanda PPK üyesi olan Ömer Duman görevden alınırken yerine Ertan Aydın atandı. Şimdi bu mesajlar önemliydi. Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın mesajları özellikle 15 Nisan'da yani bundan sonraki süreçte ilk toplantı için ne mesajlar veriyor bize? Faiz tarafında, enflasyon tarafında nedir beklenti? Bu mesajlar piyasa tarafından nasıl okundu? Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Bugün Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal bizlerle. Hoş geldiniz yayına, merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikli olarak. Teşekkür ederim. Önce %5 enflasyon hedefine sıkı bağlılık mesajı ve politika faizinin enflasyonun üzerinde olacağı mesajı piyasa tarafından nasıl karşılandı? İlk tabii kameralar karşısında ilk mesaj olması açısından da önemliydi. Nasıl bir karşılık görüyorsunuz piyasa tarafında? Tabii yani burada özellikle başkan değişiminin ardından hani izlenecek politika verecek ilk mesajlar önemliydi. Bu tarafta o nedenle hani ilk bu kameralar karşısındaki açıklama ve burada sıkı para politikasına bağlılığa yönelik söylemler ve hani bu dezenflasyon sürecini sürdürecek bir politikanın izleneceğine dair verilen mesajların bir miktar hani olumlu olduğunu tabii ki söylemek lazım. İlerleyen süreçte hani bu önümüzdeki süreçteki PPK toplantılarında da buradaki sıkı duruşun korunduğu göründükçe biraz daha arasındaki bu hani son geçen haftadan bu yana görmüş olduğumuz değer kaybının hafifleme kaydetmesi ve TL tarafında bir dengelenmenin görünmesi muhtemel. Ama hani tabii ki buradaki söylemler değerli ve hani kıymetli ama hani bunun uygulama tarafında da görülüyor olması piyasalar tarafındaki biraz daha hani belki burada endişeleri yatıştıracak ve TL'de dengelenmeyi beraberinde getirebilecek bir süreç olur olacaktır. Tabii burada faizin enflasyonun üzerinde kalmaya devam edeceğine ilişkin yapılan vurgu reel faizin yani aslında yabancı yatırımcılar nezdinde hani carry trade imkanı üzerinden yabancı yatırımcı ilgisini canlı tutulacak ve hani Türk lirasında özellikle hani gerek bireysel yerli yatırımcı gerekse yabancı yatırımcıların ilgisini ve burada hani TL olan talebi koruyacak bir gelişme olarak yorumlamak mümkün. Tabii ki burada biraz daha tabii dengelenme çabası hakim. Yani son dönemlerde biraz daha ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar ve burada atılacak adımların önemini takip ediyoruz. Ve bu haber akışlarına karşı hassasiyetin biraz daha artış kaydettiği bir dönemdeyiz. Geçen haftaki gelişmeler sonrasında. Önümüzdeki süreçte bu biraz daha bu konudaki gelişmelerin önemini yakından izleyeceğiz dediğim gibi. Zaten salgın nedeniyle doların küresel çapta değer kaybettiği, değer kazandığı bir dönemdeyiz. Gelişmekte olan ülke para birimleri burada baskı altında kalıyor. Ve bu hani Merkez Bankası'ndaki nasıl bir politika izleyeceği veya burada işte burada yapılan değişimin sonrasında, atamanın sonrasında ilerleyen süreçte nasıl bir politikanın izleneceği konusundaki endişeler TL'de bir miktar negatif hariç bunları beraberinde getirdi. Ancak bu açıklamanın olumlu olduğunu söylemek lazım. İlerleyen süreçte toplantılarda tekrar bu kredibilite geri kazanıldıkça
Türk lirasındaki dengelenmenin ve fiyatlarının biraz daha olumluya dönmesi oldukça muhtemel. Ama tabii ki küresel çaptaki gelişmeleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Dediğim gibi salgın kaynaklı endişeler nedeniyle doların değer kazandığı ve gelişmekte olan ülke para biriminin değer kaybettiği bir süreç içerisindeyiz. O nedenle hani bu küresel koşulların da çok gelişmekte olan ülke para birimi destekleyici bir tarafta olmayışı Türk lirasında son geçen haftadan bu yana görmüş olduğumuz değer kayıplarının geri alınmasını biraz daha zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Peki şöyle sorayım Sayın Onur Canbal. Şimdi piyasa tarafında özellikle bu açıklamaları takip edenler şunu merak ediyor. Siz de dediniz ki evet bu açıklamalar olumlu karşılandı ama eylem tarafını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu soru akıllara geliyor tabii ki 15 Nisan için bu mesajlar ne anlam ifade ediyor? Bir de Merkez Bankası Başkanı'nın şu açıklaması önemliydi. TL'nin gücünü koruyacağız diyor. Dolayısıyla burada ekstra nasıl bir adım bekliyorsunuz Merkez Bankası tarafında? Çünkü orada sıkı duruşun devam edeceği ve tüm araçlarında kullanılabileceği söylentisi var, söylemi var Merkez Bankası tarafından. Ama tabii eylem olarak 15 Nisan'da mesela nasıl bir karşılık bekliyor piyasa? Bu açıklamalar sonrasında hani 15 Nisan'da faizlerde bir değişim öngörülmüyor. Yani çünkü zaten hani enflasyon tarafındaki gelişmeler nedeniyle faiz %19 seviyesine kadar çıkartılmıştı. Hani şu an için piyasalarda bir faiz arttırma beklentisi yok. Ama bu değişim sonrasında hani olası bir indirim veya erken bir indirim olabilir mi endişesi biraz daha ön plana çıkmıştı. Ama şu yapılan son açıklamaları, çünkü dün de yine Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları vardı. Hani piyasalarda bir faiz indirimine gideceğine dair oluşan algının doğru olmadığını, bu algının oluşan algının yanlış olduğunu dile getirmişti. Yine bugün de güçlü mesajlar gördük. Yani enflasyonu mücadele ve sıkı para politikasındaki kararlılıkla ilgili güçlü mesajları takip ettik. Hani şu son iki gündür yapılan açıklamalara dikkate aldığımızda bu Nisan ayındaki toplantıda bir faiz indiriminin görünmesi çok olası değil. Yani böyle bir ihtimal, bunun böyle bir şeyin gerçekleşmesi piyasalar adına büyük bir sürpriz olacaktır. Ve hani bu mesajların ardından da böyle bir adımın gelmesi oldukça düşük bir ihtimal. Muhtemelen 15 Nisan'daki Merkez Bankası'nın PPK toplantısında faizlerde herhangi bir değişime gidilmediğini görüyor olacağız. Tabii ki bu toplantı faiz kararıyla birlikte hani Merkez Bankası Başkanı vereceği yine o tarafta kuracağı mesajlar, yine iletişim ve karar metnindeki ifadeler önemli olacak. Ama bugünkü açıklamalara baktığımız zaman karar metninde yani son dönemdeki toplantılarda gördüğümüz o şahin sıkı para politikasını korunacağına dair güçlü mesajların yer aldığı karar metninde büyük oranda korunduğu ve bu taraftaki güçlü mesajların yenilendiği bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Karar metniyle görebiliriz diye değerlendiriyorum. Türk lirasına güvenin sağlanması elbette büyük önem taşıyor. Çünkü burada özellikle kur cephesinde yaşanan yükselişler maliyet enflasyonu üzerinden enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Elbette yani dünyadaki hiçbir merkez bankasının mevcut günümüz koşullarında net bir kur hedeflemesi yok. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da yok. Ama enflasyon fiyat istikrarı tüm merkez bankaların öncelikli hedefi bu. Fiyat istikrarını sağlamak adına hani biz, burada özellikle maliyet yönünden kurdaki yükselişlerin enflasyonu yükseltmesi nedeniyle Merkez Bankası kurdaki hareketleri de elbette takip ediyor. Ve özellikle ilerleyen süreçte daha anlamlı ve kalıcı hani %5 hedefine ulaşmak atılacak politikalarla ve hani orta uzun vadede güçlü bir istikrarlı bir politika koyarak elbette mümkün. Ama buna ulaşmak kadar bu hedefi korumak da önemli. O nedenle hani burada %5 enflasyon hedefinden çok uzun zamandır bahsediyoruz. Bu hedefe ulaşmak ve bu hedefi korumak adına Türk lirasında güven ortamının sağlanması gerekiyor. TL'de istikrarın sağlanması gerekiyor. Çünkü Türk lirasında görmüş olduğumuz volatilite hem hani dışarıdan gelebilecek yatırımları hem de aslında yurt içinde yapılabilecek yatırımların önünde en büyük engellerden biri. Çünkü evet burada hani faizin yükselmesi yatırımları azaltıyor. Keynesyen teorideki genel geçerlik ve günümüzde de geçerli olan kavram bu. Ama burada kur cephesindeki yüksek oynaklığın ekonomiye hani faizden daha fazla zarar verdiği de hani göz ardı etmemek gerekiyor. Hı. O nedenle bu tarafta bir dengeyi kurmak hani asıl belki de zor olan nokta bu. Yani ilerleyen süreçte TL'ye olan istikrar ve güven sağlanacak olursa hem yabancı yatırımcının, çünkü Türkiye jeopolitik konum olarak ve özellikle bu koronavirüs salgını sonrasında da Türkiye'nin jeopolitik konumunun da öneminin daha da artış kaydettiğini değerlendiriyorum. Hani bu süreçte yabancı yatırımcıyı çekebilmesi için özellikle doğrudan yatırım, daha kalıcı olarak nitelendirdiğimiz yatırımların Türkiye'de daha fazla hani gerçekleşmesi adına hem de Türkiye'deki dolarizasyon eğiliminin terse dönmesi adına
TL'yi destekleyecek adımlar önemli. Bu nasıl sağlanır? Kararlı bir duruş, enflasyonda gerçekten ilerleyen süreçte yani anlamlı bir düşüş, yine yapısal reformlar hızlı bir şekilde hayata geçirmesi önemli. Tüm bu konularda kararlı bir şekilde hareket edecek olursa TL'ye olan güvenin de tekrardan sağlanabileceği kanısındayım ben. Çok teşekkür ederim Sayın Onur Canmal yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için iyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün ilk kez kameralar karşısında verdiği mesajların ayrıntılarını konuştuk. Devam ediyoruz gündemden sıcak başlıklarla. Ve Avrupa Birliği bugünlerde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki açılan yeni sayfayla birlikte ardı ardına Avrupa Birliği'nden çok sıcak başlıklar geliyor. Önce iki önemli liderin 6 Nisan'da Türkiye'ye geleceği Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bilgisini paylaşmıştık. Bugün Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den Türkiye ile ilgili bir açıklama var. Josep Borrell bundan sonraki süreçte Türkiye ile ilişkilerin daha somut adımlar atılarak ilerletilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi gideceğiz Avrupa'ya. Fatih Özyer bekliyor bizi. Oradan son notları paylaşacak. Fatih. Merve Tepe, sizin de söylemiş olduğunuz gibi önemli bir haftayı geride bıraktık ki önemli bir haftaydı. Çünkü önemli zirveler gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Avrupa Birliği üye ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelmişti ki bu Dışişleri Bakanları'nın gündeminde de en önemli maddelerden bir tanesi Türkiye'ydi. Hatırlarsanız yine bu gündem maddeleri arasında 10 Aralık'ta geçtiğimiz yıl 10 Aralık'ta yapılan liderler zirvesi toplantısında bir karar alınmıştı. Özellikle de sizin de söylemiş olduğu gibi Avrupa Birliği'nin yüksek temsilcisi Josep Borrell'dan Türkiye hakkında da bir rapor hazırlanması istemişti. Bu raporda 15 sayfadan oluşuyordu. Geçtiğimiz hafta yine dönecek olursak 25-26'sında gerçekleşen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi toplantısı vardı. Bu da bir anlamda video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Yine gündem maddesinin en önemli maddelerinden bir tanesi yine Türkiye'ydi. Tüm gelişmelere de bakıldığında ve yapılan açıklamalara da bakıldığında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir bahar döneminin başlama sinyallerini verildiğini daha önceki yayınlarımızda sinyallerini yapmıştık. Fakat yine gelinen noktalara da bakıldığında önümüzdeki 6 Nisan'da çok önemli bir görüşme olacak. Bu önemli görüşme Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'ye gelecek ve Başkan Erdoğan'la görüşecek. Bir anlamda Avrupa Birliği ile Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisindeki yol güzergahının haritası belirlemiş olacak. Çok önemli gündem maddeleri olduğunu belirtmiştik. Önemli gündem maddeleri arasında göç anlaşmasının revize edilmesi, gümrük birliğinin de modernizasyona uğraması, diğer taraftan yeni fasılların açılması konusu da var. Merve, bu çok önemli. Çünkü Türkiye yapmış olduğu geçtiğimiz hafta açıklamada özellikle ki bu toplantıda ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi oyalama taktiği değil gerçek olarak bir partner olarak görüyorsa 23 ve 24. fasılların açması gerektiğini söyledi. Bunun açılıp açılmayacağında bu 6 Nisan'da gerçekleşecek olan toplantıda daha da netleşecek gibi görünüyor. Diğer taraftan şunu da belirtmek istiyorum. Bu 23 ve 24. fasılın bugüne kadar açılmamasının tek nedeni ise Güney Kıbrıs Rus ülkesinin bunu bloke etmiş olmasıydı ki önümüzdeki süre içerisinde nasıl olacak bileceğiz. Tabii son gelişmelerde yapılan açıklamalara bakıldığında sizin de söylemiş olduğunuz gibi haber başlığında Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yüksek diplomatik gerilimli hafta başlıklı blog yazısında geçtiğimiz hafta işte bu lider zirvelerini değerlendirdi. Yapmış olduğu değerlendirmede aslında gündemdeki maddelerin Rusya, Çin ve Türkiye olduğunu ama Türkiye'nin daha iyimser bir tavırla ön plana çıktığını net bir şekilde açıkladı. Diğer taraftan daha yapıcı bir tavır elde etmek ve bunu sürekli kılmak için de Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz şeklinde ifadeler kullandı. İsterseniz gelin de şimdi hep birlikte yapmış olduğu açıklamanın detaylarını birlikte dinleyelim. Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell son dönemde gerilen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini işte bu sözlerle değerlendirdi. Yüksek diplomatik gerilimle hafta başlıklı bir blog yazısı kaleme alan yüksek temsilci, geçen haftaki toplantıda Rusya, Çin ve Türkiye ile ilişkilerin öne çıktığını belirtti. Borrell yazısında Rusya ve Çin'in Batı dünyasına karşı güçlerini birleştirdiğini iddia etti. İki ülkenin otokratlar tarafından yönetildiğini ima ederek yakınlaşmanın temelinde demokratik değerlerin reddedilmesinin yattığını belirtti. Doğu Akdeniz'deki son durumu da masaya yatıran yüksek temsilci, Türkiye-Avrupa Birliği cephesinde haberler daha iyi açıklaması yaptı. Şuna ikna oldum ki daha yapıcı bir tavır elde etmek için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz ifadelerini kullandı. Borrell son olarak Türkiye'nin Libya'da önemli bir aktör olduğunu vurguladı. Ankara'nın bölgedeki ateşkesin gözlemlenmesi gibi konularda aktif rol oynaması gerektiğini aktardı. Şimdi Avrupa Birliği'nde de hala salgının etkisiyle ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Orada da istihdam problemi var. Avrupa Birliği'nden üye ülkelerdeki istihdam programlarına bir destek geldi bu kez de. Birlik bundan sonraki süreçte istihdamın artırılması için yeni destekler verileceğini paylaştı. Avrupa Birliği'nden üye ülkelerdeki istihdam programlarına destek geldi. Avrupa Birliği Komisyonu salgın nedeniyle hazırlanan Şur adlı istihdam koruma programı kapsamında talepte bulunan 6 üye ülkeye daha destek sağlandığını açıkladı. Bu kapsamda ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak amacıyla İspanya'ya 4.6 milyar, İrlanda'ya 2.7 milyar, Belçika'ya 2.2 milyar, İtalya'ya 1.8 milyar, Polonya'ya 1.4 milyar ve Çekya'ya 1 milyar olmak üzere 13.7 milyar euro kredi verildiği bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamada istihdamın korunması için bugüne kadar 17 ülkeye toplam 75,5 milyar euro kaynak sağlandığı açıklandı. Koronavirüs kapsamında hazırlanan istihdam destekleme programı ile üye ülkeler Avrupa Birliği Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı vermişti. Toplam 100 milyar euroluk kaynakla üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlandı. Şimdi son dönemde özellikle Türkiye'nin son dönemde bir takım gerginlikler yaşadığı ülkelerden Türkiye lehine yeni açıklamalar gelmeye başladı. Bunlardan biri de Ermenistan. Ermenistan Güvenlik Konseyi Başkanı'ndan Türkiye ile ilişkiler sorusu üzerine bir açıklama geldi. Türkiye ile ilişkilerde biraz daha pozitif adım atmalıyız dedi. Türkiye'ye karşı yaklaşımımızın düzeltilmesi gerekiyor. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadelere imza attı. Grigoryan'a Erivan Türkiye'yi düşman olarak görüyorum diye soruldu. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri de ülkesinin Türkiye'ye karşı yaklaşımını düzeltmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bölgedeki ulaşımı kaldıracaksak bu konudaki yaklaşımımızda belirli düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz. Bu cevap üzerine Grigoryan'a bu kez yani Türkiye artık düşman devlet değil mi sorusu yöneltildi. Bölgedeki genel süreçler başka olasılıkları beraberinde getiriyor. Grigoryan, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ mücadelesine dikkat çekti. Bölgede büyük değişiklikler yaşandığını söyledi. Engelleri kaldırmak için süreci sadece Azerbaycan'la yürütemeyiz dedi. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri bölgesel bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini savundu. Gelelim Rusya-Amerika gerilimine. İlginç bir gelişme yaşandı. Önce Biden Putin'e katil demişti. Ardından Putin de ona kendisine sağlık diliyorum diye bir cevap vermişti. Sonrasında Biden her lideri davet etti ama Putin'i de davet etti bu liderler zirvesine, iklim zirvesine. Ardından Kremlin'den bir yanıt geldi. Kremlin, Putin'in bu karara pozitif bakması için biraz zamana ihtiyacı var diyor. Amerika'nın iklim zirvesi davetine Rusya'dan ilk yanıt geldi. Kremlin Sarayı,
Putin'in zirveye katılıp katılmayacağının netleşmesi için zamana ihtiyaç var dedi. Dikkat çeken açıklama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sözcü, son dönemde gerilimin has safhaya çıktığı Washington-Moskova ilişkilerini değerlendirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Putin'i iklim zirvesine davet etmesine ilişkin soruları yanıtlayan Peskov, bu konu önemli. Davetiye resmi kanallar üzerinden ulaştıysa değerlendirilecektir dedi. İki ülke arasında tansiyonun hala yüksek olduğunu hatırlatarak Rus liderin zirveye katılıp katılmayacağını netleştirmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Biden, aralarında Başkan Erdoğan ve Putin'in de olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti. Bir gerilim haberi de Pasifik bölgesinden. Çin-Tayvan hattında bu kez sular ısınmaya başladı. Tayvan boğazı üzerinde izinsiz uçuş yapan Çin savaş uçakları tansiyonu daha da yükseltti. Pekin'in hamlesinde Tayvan'dan tehditten farksız bir açıklama var. Tayvan savaş çıkarsa Çin donanmasının yarısını batırırız dedi. Çin'in hava sahası ihlali Tayvan'da alarm seviyesini yükseltti. 20 Çin savaş uçağının Tayvan boğazı üzerinde izinsiz uçuş yapmasının ardından Taipei yönetimi füzelerin uçaklara kilitlendiğini bildirdi. Pekin'in işgale yeltenmesi halinde Çin donanmasının da yarısını batırabileceklerini iddia etti. Pasifik'te gerilimi tırmandıran hamlenin ardından Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'den de kritik bir açıklama geldi. Amerika ile anlaşma yaptıklarını duyuran Tayvan lideri, yeni balistik füze ve hava savunma sistemlerinin yolda olduğunu ifade etti. Tayvan makamları ayrıca Ulusal Teknoloji Enstitüsü'ne havadan havaya antibalistik füze üretimini hızlandırma talimatı verildiğini duyurdu. Geliştirilen süpersonik ve balistik füzelerin 2025'ten önce orduya teslim edileceği ifade edildi. Dönelim içeriye. Reform paketi kapsamında özellikle vatandaşın ödediği vergilerin artık biraz daha aşağı çekilmesi gündemdeydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı reform sürecine ilişkin bir takım çalışmalar yapıyor. Vatandaşın dolaylı ödediği vergiler şu an neredeyse %47'ye yakın. Bu oranın %40'ın altına çekilmesi bekleniyor. Bununla birlikte 3 çocuğu olan asgari ücretli de artık vergi ödemeyecek. Hükümet, vatandaş üzerindeki vergi yükünü hafifletmek için harekete geçti. Ekonomi reform paketi kapsamında vergi sisteminde hayata geçecek düzenlemelerle dolaylı vergilerin payı %46,9'dan 39'a indiriliyor. Vergilendirme ödeme gücüne göre yapılacak. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirme yapılırken 3 çocuğu olan asgari ücretli vergi ödemeyecek. Geliri düşük olan esnafa kalıcı olarak vergi muafiyeti, vergi usul kanununun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesi ve dijital vergi sistemi başta olmak üzere vatandaşı rahatlatacak düzenlemeler Aralık sonuna kadar hayata geçirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı beyanname verme, iade, zaman aşımı, defter tutma, fatura düzenleme gibi konuların yer aldığı vergi usul kanununu günün koşullarına uygun hale getirecek. Dijital Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin çalışma da son aşamaya gelindi. Dijital Vergi Asistanı adlı bir sistem kurulacak. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının revize edilmesi, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle karşılıklı anlaşma yönteminin kullanılması gibi reform adımlarının da yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Ve toplu sözleşme görüşmeleri için zaman artık daralıyor. Her sene yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde şimdi yavaş yavaş aslında sendikalar da hazırlıklarına başladılar. Kamuda çalışan 650 bin işçiyi ilgilendiriyor. Tabii onlarla birlikte ailelerini de toplu sözleşme görüşmelerinde hem ücretler hem işçilerin yan hakları hem kıdem hakları gibi pek çok konu masada olacak. Kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi maratonu için geri sayım başladı. Taşerondan kadroya alınan işçilerin de dahil olmasıyla bu yıl kamuda yaklaşık 650 bin işçi için toplu iş sözleşmesi yapılması bekleniyor. İşçi kesimi görüşmeler öncesi hazırlıklarını yaparken kamuda yetkili iki büyük konfederasyon, Hak İş ve Türk İş, ortak hareket etme kararı aldı.
İki konfederasyon arasında heyetlerin görüşmelere başladığını belirten HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu birlikteliğimiz iyi bir sonuç verecek ifadelerini kullandı. Masada ücret pazarlığı ilk sırada olsa da sosyal talepler, geçici işçilere kadro ve tayin talepleri de yer alacak. Konfederasyonlar ortak hazırladıkları teklifleri kamuya sunacak. Ardından pazarlık süreci başlayacak. 2021-2022 yıllarını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesi yılbaşından itibaren geçerli olacak. Ve TÜSİAD'da başkan değişmedi. Simon Kaslowski yapılan genel kurulda yeniden TÜSİAD başkanlığına seçildi. Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır da başkan yardımcılıkları görevine devam ediyor. TÜSİAD'da başkan değişmedi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurul toplantısında Simone Kaslowski yeniden başkan seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır yeniden getirildi. Olağan genel kurul gündemi kapsamında TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi de yapıldı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na Tuncay Özilhan, İstişare Konseyi Başkan Yardımcılıklarına Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçın'da Ümit Boyner ve Ömer Aras yeniden seçildi. TÜSİAD yönetimi bir yıl boyunca görev yapacak. Küresel ısınmanın maliyeti 2075 yılına kadar 30 trilyon doları bulabilir. 738 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette emisyonları azaltmak için acil ve etkili bir şekilde harekete geçmenin gerekli olduğu vurgulandı. İklim değişikliği dünya ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. New York Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerden iklim değişikliği alanında uzman 738 ekonomistin katılımıyla hazırlanan İklim Değişikliğinde Ekonomik Fikir Birliği başlıklı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre ankete katılan uluslararası ekonomistlerin %74'ü emisyonları azaltmak için acil ve etkili şekilde harekete geçmenin gerekli olduğunu ifade etti. Ekonomistler iklim değişikliği nedeniyle oluşacak ekonomik zararın 2025'e kadar yılda 1.7 trilyon dolara, 2075'e kadarsa yılda yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşacağı konusunda görüş birliğine vardı. Katılımcıların %76'sı iklim değişikliğinin küresel ekonominin büyüme oranını da negatif yönde etkileyeceğini öngördü. Ekonomistlerin %89'u iklim değişikliğinin ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğini artıracağını, %70'i de ülkeler içindeki eşitsizliğin gezegenin ısınmasıyla artacağını belirtti. Turkuaz Medya Grubu Su Pozitif Türkiye webinarı düzenlendi. Webinara katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kuraklığa karşı önemli mesajlar paylaştı. Turkuaz Medya Grubu ve In Business dergisi tarafından hayata geçirilen Küresel Umut Festivali Sürdürülebilir Hikayeler webinar serisinin ikincisi gerçekleştirildi. Webinarda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020'de 26 adet baraj yapıldığını belirterek bu yıl 50 tane daha yapılacağını söyledi, 2023 hedefini açıkladı. 2023'e kadar da 150'nin üzerinde yeraltı barajını bitireceğiz. Pakdemirli, önlem alınmazsa 2030 yılında dünya nüfusunun sadece %60'ına kadar su kaynağı olacağını söyledi, suyun buharlaşmasına izin vermemeliyiz dedi. Son 20 yılda aşağı yukarı 600 kadar baraj inşa ettik ki Türkiye'nin baraj kapasitesi 275 civarındaydı. Yani şu an 870'in üzerine baraja ulaştık. 2021 için sulama yatırım bütçesini 2.4 kat artırarak 15.3 milyar liraya çıkardıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, birinci su şurasını Ekim ayında tamamlayarak sonuç belgesi ve eylem planlarını kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti. Ve bir halka arz haberi daha paylaşacağız. Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticilerinden Kua Granit halka arz oluyor. Talep toplama 5-6 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Şirketin açılış değeri 2 milyar liraya çıkacak. Türkiye'nin büyük şirketleri halka arz furyasına katılıyor. En büyük teknik granit üreticilerinden olan Kua Granit halka arz oluyor. Kapasitemizi 3 katına çıkaracak. Çok açık ara dünyadaki en büyük oyunculardan biri olmak için halka arzımızdan gelecek parayla da yatırımımızı güçlendirerek, finansal rasyolarımızı güçlendirerek daha büyümeyi hedeflemek için yaptık açıkçası. Halka arzımızdan gelecek parayla yatırım yapacağız demiyoruz. Biz yatırımıza başladık. Zaten bilançomuzda, yıl sonu bilançosunda da gözüküyor.
daha önce yatırım ödemeleri bilançomuza gelecek yıllara ait ödemeler arasında bulunuyor. Biz yatırımıza başladık, ödemelerimizi yaptık ve halka diyoruz ki sizi mevcut açılacak olan yatırımıza ortaklığa bekliyoruz diyoruz. Koagranit'in halka arzı ardından şirketin %20'si halka açık hale gelecek. Yatırımcı sayısında güzel hedeflerimiz var. İnşallah borsada ayrı bir başarıya ulaşırız. Yalnız açıldığımız gün şirkete yaklaşık 250 milyonluk bir sermaye de girdikten sonra açılış değerimiz 2 milyar olacak. Halka arz geliriyle desteklenen yatırımlar ihracatta da yeni pazarların kapısını aralayacak. İhracatta şirketimiz olabildiğince Orta Avrupa'ya ürün satan bir şirketti. Fakat dünyanın ve Türkiye'nin en büyük seramik pazarlarından biri Amerika'ya daha başlamamıştık. Bu kapasitesel olarak yetemediğimizden başlamamıştık. Bu yatırımlarımız da aslında Amerika'ya ciddi bir satabileceğimiz ürün kapasitesi ortaya çıkmakta. Şimdi son bir senedir neredeyse en fazla konuştuğumuz iki sektör var. Biri gıda perakendesi, biri de e-ticaret tabii ki. Bu satış dalgası da gittikçe yayılmaya başladı. Süpermarket zincirleri arasında ulusal zincirlerin hemen hemen hepsi artık e-ticarete başladı. Bununla birlikte yerel marketler de artık e-ticaret üzerinden satış yapıyorlar. Pandemiyle sanala taşınan ulusal süpermarket zincirlerine şimdi de yerel zincirler katıldı. Çağrı, Mopaş, Kim ve Onur gibi markalar internet üzerinden satışa başladı. Yerel zincir marketleri pandemi sürecinde internet satış trendine kayıtsız kalmadı. 40 milyar TL büyüklüğe ulaşan ve yine 5500 fiziki satış noktasında 100 bin kişiye istihdam sağlayan yerel zincir marketlerde gelişen trendlere ve tüketici ihtiyaçlarına hızlıca adapte olmaya çalışıyor. Pandemiyle birlikte haliyle e-ticaret yatırımında artıran yerel zincir mağazalarımız bugün yaklaşık %50'nin üzerinde elektronik ortamda bir satış yapıyor. Pandemi tüketici alışkanlıklarını değiştirdi. Markete gitmek istemeyenler online alışveriş yaptı. İnternetten gıda satışlarında %420'lik artış görüldü. Online pazardaki bu artış yerel zincirleri dönüştürdü. Henüz yerel zincirlerin satışlarında internetin payı %5'lerde olsa da gıda perakende sektörü 6 yılda yakalayacağı dijitalleşme oranını pandemi nedeniyle 1 yılda yakaladı. Yerel marketlerden kendi operasyonunu başlatanlar yanında büyük platformlarla işbirliğine giderek e-ticarete başlayanlar da oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump koltuğu bıraktı ama haberleri hiç eksilmiyor. Donald Trump bu kez bir düğüne katıldı. O düğünde de eline mikrofonu aldı ve siyasi mesajlar verdi. Donald Trump davetlilere "Beni özlemediniz mi?" diye sordu. Ardından da yeni başkan Joe Biden'a yönelik eleştirilerini birbiri ardına sıraladı. ABD'nin eski başkanı Donald Trump bir düğüne katıldı. Ancak o düğünde de siyasi mesajlar vermekten çekinmedi. Katılımcılara yeni başkan Joe Biden'la birlikte başlayan yeni dönemden bahsetti. "Beni özlemediniz mi?" diye sordu. Mikrofonu eline aldı, eleştirileri birbiri ardına sıraladı. Trump, Meksika sınırındaki göçmen krizine de dikkat çekti. Durumun şimdiye kadarki en kötü halde olduğunu söyledi. And frankly, the country can't afford it because you're talking about massive, just incredibly massive amounts. Our school systems, our hospital systems, everything. So it's a rough thing. And I just say, do you miss me yet? Davetlilerse Trump'ın sözlerine tezahüratlarla destek verdi. Donald Trump seçimlerde hile yapıldığına ilişkin görüşünü de bir kez daha savundu. Trump'ın 2024 seçimlerine adaylığını koyabileceği belirtiliyor. Rock müziğin efsane ismi Elvis Presley'nin 1968 yılında kullandığı bu kırmızı gitarı Amerika Birleşik Devletleri'nde açık artırmaya sunuldu. Gitar 500 bin dolara satıldı. Well,
Rock müziğin kralı Elvis Presley'in gitarı rekor fiyata satıldı. ABD'de yapılan bir açık artırmada İsveç yapımı gitar 500 bin dolara alıcı buldu. Elvis Presley'in ölümünün üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen eşyaları hala yoğun ilgi görüyor. Gitarın yeni sahibi kamuoyuyla paylaşılmadı. Gitar ilk kez 2003 yılında ABD'de yapılan bir açık artırmada 29 bin dolara satılmıştı. Presley 16 Ağustos 1977'de Graceland'deki evinde 42 yaşında hayatını kaybetmişti. 30 Mart Salı gününün gündemini anlattık. Ana haberi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Belgin Maviş ve Cüneyt Faksoy burada olacaklar. Piyasa gündemini konuşacaklar. Yarın akşam yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.